İran devrim muhafızları generallerinden Kasım Süleymani'nin Amerika Birleşik Devletleri tarafından öldürülmesinin ardından gözler Washington-Tahran hattına çevrildi. İki ülke arasındaki ilişkiler nasıl olacak? Bu soru en çok merak edilen sorulardan bir tanesiydi. İşte bu konuyu konuğumuz İran dini lideri Ali Hameni'nin temsilcisi Seyit Hasan Amili ile konuşacağız. Süleyman'ın ölümü sonrası e, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı hamlesi ne olur? Neler söylemek istersiniz? Bizim en büyük şahidimiz Süleymani şahsiyeti Kasım Tam Süleymani şahsiyeti kendine, şahsiyeti. kendine münasır bir kişiydi. ...insanlığa ve bölgedeki barışa hizmet ediyordu. Hakikati bilseler ona şehit derler. Süleymani terörün karşısında durdu. Terör örgütü DAEŞ Suriye'de Sünnileri öldürdü. Ramazan El-Buti'yi öldürdü. Bu örgüt mezhep ve din fark etmeksizin insanları katlediyordu. Dört mezhebi de öteledi DAEŞ. Ancak Süleymani bunların önünde durarak DAEŞ'e karşı mücadele etti. Amerika'nın huzuru bu bölgede. Amerika'nın e, bu bölgede ne işi var? Amerika'nın üç amacı var. Bunları gerçekleştirirken kötü yollara başvurdu. Amerika'nın amaçları Şii-Sünni çatışması, bölgedeki ülkeleri bölmek, parçalamaktır ve petrol kaynaklarına sahip olmaktır. Örneğin size Suriye'den bir örnek vermek istiyorum. Sokağa çıktığınızda bu Dürzi'dir, bu Hristiyan'dır, bu Sünni'dir, bu Şia'dır, bu Alevi'dir, bu helal satıyor, bu haram satıyor. Bu insanlar bu güvenli ve huzurlu ve bir şekilde yaşıyorlardı ta ki DEAŞ kurulana kadar. DEAŞ kuruldu, bölge güvenliğini kaybetti. Bunların en büyük ha, maksadı İran'a zarar vermekti. Ne yaparsa yapsınlar ha, İran ha, ölmez. Irak'a geldiler, Suriye'ye ha, geldiler. Tüm İslam ülkelerine bela oldular. Amerika'nın bu, bu terörizm fikrini dünyaya yaydılar. Buna karşı kim güç koymalıydı? İran. O da evvel Suriye'ydi, sonra Irak'a gelmeliydiler. Amerika bu bölgedeki 35 ülkeyi yönetmek istiyor. Daha sonra onları küçük parçalara bölüp o ülkeleri eyalet yapmak istiyor. Eğer biz Amerika'ya gerekli cevabı vermezsek Amerika daha cüretkar olacak. Bir sonraki hedeflerinde belki de bizim daha üst düzey komutanlarımızı hedef alacaklar. Bu yüzden de Amerika'ya ceza vermemiz gerekiyor. Amerika'ya çok güçlü bir şekilde cevap vereceğiz. Amerika'nın azı dişini çekeceğiz. Ancak bu İran topraklarında olmayacak. Ve Amerika ders ola, ibret ola. İntikam İran'ın hakkıdır. Bizim ilk kuralımız şudur. Asla günahsız insanların ve sivillerin kanına girmeyeceğiz. Bizim dinimizde insan katletme asla yoktur. İran bölgedeki sivillere dokunmayacak. Askeri karşılık verecek. Amerika korkakça komutanımızı öldürdü. Urkaç taktiğiyle ile komutanımıza kıydı. Biz böyle yapmayacağız. Açık savaşacağız. Açık intikam alacağız ve bu medyaya açık bir eylem olacak ma Biz barış istiyoruz. Amerika bizi buraya çekti. Gerekli dersi alacaktır. Tamam paygahay Nezami Amerika dakika رویe Amerika'nın bütün askeri üssü masamızda. Her şey an meselesi. Zamanını bekliyoruz. 2000 kilometrelik menzilli füzelerimiz hazırdır. Daha ilan etmediğimiz silahlarımız var. Bu da bilinmelidir. من جدا تشکر دارم از ملت ترکیه از دولت ترکیه امروز